Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Eğer şayet abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, tığımın numarası 22 arkadaşlar. Bu şekilde tığımın numarasını göstererek başlamak istiyorum. Tığımın numarasını soranlar oluyor arkadaşlar. 22 numarayla. Güzel, sıkı sıkı zincirler çekiliyor. Eğer eli gevşek olan varsa en düşük numarayla bu şekilde 22 numarayla yapabilir yani. Evet, modelim de bu şekilde arkadaşlar. Böyle iki tane yaprağın arasında minik minik bakın bu kalemle yapacağız bu şekilde bu ortadaki ilmekler arkadaşlar. Bu şekilde iğne oyası modelimiz ben bunu sizler için arkadaşlar tığa çevirdim Evet arkadaşlar tığa çevirdiğim halde bu şekilde oldu görüyorsunuz birebir aynısını yaptım Şimdi arkadaşlar bakın burada ilmeklerimiz üç tane e, tığa çevirirken ne de olsa tığ biraz daha iğneye göre kaba arkadaşlar dört yerine 3 tane ilmeğin üzerine yaptım Eğer siz hoşlanıyorsanız bu ilmeklerin sayısını 4'e de çoğaltabilirsiniz Evet modelim bu şekilde arkadaşlar ara suyunu da bu şekilde daha önce sık sık kullandığım ara suyumuzdan yaptık. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar 3 tane tığ battı mesafesi verip bu şekilde 4. tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Şu arkadaşlar bakın ara suyuyla çiçeğimizin arasındaki mesafemiz. Evet şimdi Arkadaşlar ilk başlarken aynı bu şekilde dördüncü tığ battığının içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 ve 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battığıma sık iğne ile bu şekilde sabitledim. 4 tane bu şekilde yuvamız olacak. 3 zincirimi çekip sıradakine sabitliyorum. 3 zincir. 2, 3 zincir 4 tane bu şekilde yuvamız hazır şimdi arkadaşlar şöyle çevirelim buradaki en son yaptığımız tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledim 3 tane buraya yuva yapacağız yani 4 olan yuvamız 3 olacak 3 zincirimi çekiyorum kapattım 1 3 zincir 1 2 3 zincir kapatıyorum arkadaşlar Evet şimdi yine bir zincirimle ters dönüp buradaki tığ battımın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum yine 3 zincir çekip yuvamızı ikiye düştü arkadaşlar bakın şimdi sonuncu yuvamıza da sık iğne ile sabit şöyle arkadaşlar bakın bu şekilde yuvamız oluştu şimdi buraya 10 tane zincir çekip büyük bir yuva yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir 10 zincirimi çektim şöyle ters tarafına çevirdim ilk tığ battığımızın içine bu şekilde sık iğne ile giriyorum. Bakın. 10 zincirden bu şekilde yuva yaptım. Normal sonda bir tane kalıyordu ya arkadaşlar. O bir taneyi 10 zincir çekerek büyük bir yuva haline getirdim. Şimdi yine düz yüzüne dönerek yaprağımızın yapım işlemine başlayalım arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvadan girip bir ilmek aldım. Buraya üçünü birden kapattım. Bakın. Bir tane sık iğne yaptık. Köşeye hemen bir zincirimi çektim. Ve bu yaptığım yuvanın içinden girip bir tane ilmek çıkardım. Yine yuvaya giriyorum. Dibinde bir zincir. 2 2 olarak aldım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar dibinde bir zincir çekiyorum buradaki köşedeki yerden hemen yani ilk yuvanın arasında bir sık iğne yapıp çıkıyorum sıradakine 3 oldu ve sıradakine 4 oldu 4 tane ilmeğimiz var 2 2 2 olarak aldım bu şekilde arkadaşlar tam 7'ye kadar çıkacağız Yine köşelerde şöyle düzgün bir güzel bir görüntü durması için bir zincir unutmayın arkadaşlar buradaki yuvadan girdim dibinde bir zincir sonra sıradaki teller gözüküyor zaten arkadaşlar bakın gece çekiyorum inşallah nettir 3 sıradakine girdim. 4 ve en diptekine girdim 5 yani bu teller arkadaşlar 7 tane olana kadar bu şekilde yaprağımızı çoğaltıyoruz. Yine aynı şekilde 2 2 2 Ben parmağımı oynatınca çözünürlük gidiyor arkadaşlar. Yine bir zincirimizi şöyle kenarına getirdik. Buradaki telimizin arasından girip bir tane ilmek aldık. Sıradakine giriyorum. Dibinde bir sık iğne. 3 Sıradakine giriyorum. Dibinde bir sık iğne. 4 Bakın tellerin arasından girerek 5 oldu. Şimdi arkadaşlar yuvaya girdim. 6 2 2 2 Allah'ım bozulma çözünü. 2 Bu şekilde arkadaşlar 7 tane topladık. Yaprağımız tamam. En son artık sık iğne ile aşağı ineceğiz bu şekilde. Bakın buradan ilk sık iğneme girip şöyle sivri bir kenar olması için kapattım arkadaşlar şimdi sıradaki telin arasını aralayıp sık iğne ile girdim bütün tellerimin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum 4 oldu Bakın sıradakine giriyorum şöyle 5 oldu bu altıncı arkadaşlar ve bu da yedinci. Yedincinin arasını da bu şekilde girdim ve bir tane zincirimi çektim dibinde ipimi uzattım. Kalemimi alıyorum arkadaşlar bu şekilde kalemimi aparatıma takıyorum ve buraya bu şekilde üç tane ilmek açacağız. Bakın aynı yuvanın içine girdim. Dibinde iki tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde kalemime takıyorum. İnşallah siyahtan gözüküyordur. Beyazlarından olsun. Yine aynı şekilde yuvaya girdim. Bir, iki zincirimi çektim. Şu şekilde dibinde. Ve aparatıma taktım arkadaşlar. Bakın. Şimdi aynı yuvanın içine girip şöyle bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Bir defa tığımı doladım. Arkadaşlar rahat yapmak için kalemimizdekileri ilmekleri çıkaralım. Şöyle boyutunda görmek açısından. Şimdi buraya bu yaprağın aynısını yapacağım arkadaşlar bakın bu başta ne yaptıysam aynı usülden aynı terkipten giderek bu şekilde ilk sık iğnemi yaptım kenarına bir zincirimi çekiyorum hemen bakın araladığım yerden girip dibinde bir sık iğne yapıyorum ipim iki tane bir tane de buradan 3 Evet böyle çoğaltarak arkadaşlar 7'ye kadar çoğaltalım bu şekilde bu yaprağın boyutunda oraya da gelelim. Bunu ben hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar sıra geldi. Şimdi bu salkım üzümlerimizin yapmasını arkadaşlar. Şöyle ilk bir tanesinin içine baştaki ilmeğimizin içine ipimizi sık iğne ile sabitliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın hiç tığımın başına dolamadım. Direkt bu ilmeğin arasına girdim. Buraya bir tane ilmek aldım. Yine bir zincirim unutmuyorum. Şöyle sıkıca bir tane zincir çektim. Bu sıkı iğnemin arasından girip bu şekilde bir tane oradan ilmek aldım. Yine bu yeşil ilmeğimin arasına giriyorum. Bir tane de buradan alıyorum. 3 oldu arkadaşlar. 2 2 bir zincirimi köşeye muhakkak çekiyorum hemen bakın şu görünen yerden girdim dibinde bir tane sık iğne yaptım sıradaki bu sık iğneme telin arası gözüküyor arkadaşlar bu şekilde gözüküyor da inşallah benim telefondan da güzel gözüküyordur ve bir tane de yeşil yuvadan aldım şöyle sık iğne ile dibinde sabitledim tığımda dört tane bu şekilde ilmeğim var bunları şöyle sıkı sıkı ikişer ikişer çekip şöyle bakın minik bir üzüm yaptım hemen şöyle dibinde sıkıca bir zincirimi çekiyorum kısaca şöyle ipimi de kesiyorum arkadaşlar Bakın, şöyle sıkıca çekin ki sökülmesin şöyle Evet arkadaşlar şimdi beyazın yapımı gözükmez patlar diye bu şekilde beyazı yapıp geldim yine bir tane daha şu kırmızıyı beraber yapalım sık iğne ile bu şekilde ipimi sabit diyor. buraya tutturdum Şimdi arkadaşlar bakın. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen bir tane de yuvada çekiyorum. Sık ile sabitledim. Bir zincirini köşeye çekiyorum. Hemen bakın arkadaşlar. Şöyle aralık gözüküyor. Dibinde bir zincir. Bir tane de yeşil yuvada bir zincir. Şöyle diplerine sıkı sıkı birer zincir çekiyorum. 2 Şimdi arkadaşlar bir sıra daha yapıp hemen koparacağız. Bakın bu görünen telimizin arasına giriyorum. Şöyle dibinde bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki yuvamın arasına girip dibinde bir zincir çekip ilmek alıyorum. Sıradaki yuvamın içine girdim bu şekilde yeşil yuvamdan da sık iğne yapıp ilmek çıkardım. 2 2 2 Evet. Şimdi dibinde de bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ipimi koparıyorum. Arkadaşlar şöyle kamera karşısında yakmak. Şun aşağıda yakayım. bakın sivri bir şekilde yaktım şu ipi de arkadaşlar yakıp arkasına yapıştıralım şöyle Evet arkadaşlar çok hoş oldu bakın bu da sizler için daha önce hazırladığım modelim ara suyum Şimdi arkadaşlar bu üç tane koyduğumuz yere e, siz 5 e, taneye kadar bile koyabilirsiniz. Demin hani örnekte dedim ya dört taneydi diye. Daha böyle şatafatlı gösterişten hoşlanıyorum diyorsanız bu 3 ilmek yerine 5 ilmek koyup böyle daha da abartıp böyle şatafatlı yapabilirsiniz. Gösterişli yapabilirsiniz. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde çok da hoş oldu birebir aynısı da oldu yapraklar da bu şekilde Evet yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin emeklerim için beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın